Her şey yapılması gerekiyor. Öncelikle mahallelerin değişmesi şart. Siirt'in en büyük sorunu nedir sizce? Vallahi Siirt'in kıyamata kadar Siirt'in sorunu bitmiyor. En büyük sorunu nedir sizce? Her şey ateş parçası. İş yok, güç yok. Gençler hepsi boş geziyor. Kanal 56 TV'den tüm izleyenlerimize iyi günler diliyoruz. Bugün Siirt'in en işlek caddesi olan Güre Caddesi'ndeyiz. Vatandaşlarımıza mikrofon uzatacağız. İşte vatandaşlarımızın dilinden Siirt'in en büyük sorunları. Haydi hep birlikte soralım. Siirt'in en büyük sorunu nedir sizce? İşsizlik. Bir öneriniz var mı? Vallahi önerimiz bir iş istiyoruz. Bütün gençlerimiz hepsi kaçıyorlar. Hepsi Avrupa'ya gidiyorlar. İş yok, iş yok. Ne yapacağız kızım yani? Bu memleketin hali ne olacak ya? İşte Türkiye şeyimiz bu kadar yükseldi. Ya bunlar yok, böyle bir şey yok. O milletin haline bakıyorsun ya. Bu güzel memleket, bu güzel vatan. Olur mu böyle şey? İşsizler. Siirt'in en büyük sorunu nedir sizce? En büyük sorun. Evet. Siirt'in en büyük sorunu bence susuzluk. Var mı bir öneriniz, yapılması gereken bir şey? Vallahi hiçbir öneri düşünemedim ama biz de Erof'tayız şu an. Erof'ta görevliyiz. Ama şöyle baktığım zaman hiç su doğru dürüst kullanamıyoruz. Yani altyapı hakkında ne düşünüyorsunuz? Altyapıyı yeni yeni yapıyorlar zaten Erof'ta. Daha henüz bir şeyler oturtturmamışlar. Öyle yani bakıyoruz, bekliyoruz. Sorun nedir? Gelişmemesi. Var mı bir fikriniz bu yönde? Yani daha çok sosyal alan olabilir aslında. Yeşil alan. Var mı bir fikriniz, yapabileceğimiz bir şey? Tabii, Butan Vadisi biliyorsunuz milli park olarak ilan edildi. Dika vasıtasıyla mesire alanı olarak düzenlenebilir. Vakfın her mahallede arazisi vardır. Bunu mahalle parkı olarak düzenlenebilir. Yine şu garnizon komutanlığı merkezi park olarak düzenlenebilir. Bir de tabii bu kaldırım işgalları. Gerçekten yani bazı zamanlar bir şanstı şu anda. Bana göre bu kaldırımların temizlenmesi, halka açılması için. Çünkü belediyenin de halka açılması için bir şanstır, bu yapılabilir. Çünkü beton hizmet değildir. Betona paralel olarak halkın genelinin faydalandığı işlerin yapılması gerekir. Siirt'in en büyük sorunu nedir sizce? Hiçbir sorunumuz yoktur. Hepimiz aciz, bitti gitti. Siirt'in sorunları nedir acaba? Ne? Siirt'in sorunu nedir acaba? Siirt'in sorunları. Vallahi Siirt'in sorunlarını saysa sabaha kadar bitmez. Ne var? Var mı bir çözüm öneriniz? İşsizlikten tut, ekonomiden, yani hiçbir şey yok ki Siirt'te. Liyakatın öne alınması lazım. Adam kayırmacılık yapmayacaksın. Torpil falan olayı kalkacak. Herkes hakkıyla kapasitelerini alıyorsa hakkıyla işe girecek. Bence bu ancak bu şekilde çözülür. En büyük sorunu nedir? Denetleme yok. Siirt'te denetleme. Var mı bir çözüm öneriniz? Tabii ki var. Devlet var. Her şey var. Nasıl yok? Ne yapılabilir sizce? Takip edebilir. Kontrol edebilir. Siirt'in en büyük sorunu nedir acaba? İşsizlik. Var mı bir öneriniz? Yani bir an önce hemen telafi edilmesi gerekiyor bence. En büyük sorunu nedir acaba? İşsizlik mi? Evet. Var mı bir öneriniz? Ne yapılması gerekiyor? Ne yapalım? Zaten kimse bizi tanımıyor. Gitti bitti. Hepsi bu kadar. Sizi tanımıyor. Kimse tanımıyor. Bu büyükler var ya, hiç kimse seçim geldi mi herkes tanıyor, seçim bitti mi kimse tanımıyor. O kadar basit. Siirt'in en büyük sorunu nedir sizce? Her şey var. Mesela? Mesela her şey var. Bağlılık var, her şey var. Siyaset değil ki. Siyaset kalmamış ki. Kalmış. Öneriniz var mı? Önerimiz elimize ne gelir? Siirt'in en büyük sorunu nedir? Siirt'in en büyük sorunu, yani bölgesel aslında bir sorun. İşsizlik, biraz daha çiftçilik anlamında destek, hayvancılık anlamında destek sunulursa çok daha makul yerlere gelebilir. Mesela Siirt hani sanayi anlamında çok müsait bir yer değil zaten, hani şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. O anlamda biraz daha yani hükümetin, mevcut veya başka bir hükümetin kim olursa olsun yani yapabileceği en büyük destek hayvancılığa ve çiftçiliğe, üretme teşvik. O anlamda da hani bazı destekler sunuluyor mesela. İnsanlar bunu farklı yerlerde, farklı amaçlarla kullanıyorlar.
Yani kesinlikle bu böyle. Bunun onlarca örneğini mesela sayabiliriz. Ama dediğim gibi burada şu anda yapılabilecek, yani devletin, hükümetin yapabileceği en büyük şey çiftçiye, esnafa verebileceği destektir. O anlamda. Siirt'in en büyük sorunu nedir sizce? İşsizlik bence. Var mı bir çözüm öneriniz? Çözüm önerisi? Yapılması gereken bir şey var mı sizce? Yani seçim olsa, yeni bir hükümet kurulsa belki bu halkta düşünen birisi çıkar. Gençler hakkında bir şey düşünüyor musunuz? Gençler perişan, ne diyebilirim?